Efendim? Mehdi Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bence bu da hoş bir şey değil yani. Değil tabii yani. Merhabalar, hoş bulduk. Komşunuz tarafından doktor olan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde doktorluk yapan, acil servis doktorluğu yapıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Doğruyuz değil mi? Evet, doğru, doğru. Beyefendinin ismi, beyefendi de demeye on şart lazım da. Adını vermeyelim. Şeyde olmasın, cevap hakkı da olmasın, bağlayacaksak ismini verir. Yok, bağlanabilirler. İsmail Yeşiltaş ve akrabası Aziz İsmail iki kere darp edildiniz. Doğru mu? Doğru, doğru. Ne yaşadığınızı bize anlatır mısınız? İstanbul Bahçeli Evler'de oturuyorsunuz. Nerelisiniz siz? Ben zaten İranlıyım. Pekala. Ne kadar zamandır yaşıyorsunuz İstanbul'da? Yaklaşık 9-10 senedir. Pekala. Şu ana kadar, size bir şey söyleyeyim de, şu ana kadar böyle bir olay yaşamadım. Yani böyle bir insan görmedim diye. Pekala. Başınız en baştan konuyu anlatır mısınız? Sizin nasıl bir alışkanlığınız var? Kedileri nerede besliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Başınıza ne geldi? Olayı bize anlatın. Kediler başkalarına da rahatsızlık veriyor mu? Zaten gibi. Bakın. Bu kediler sokak kedisi sayılır ve sokak kedileri de bizim bahçelere de giriyorlar. Bunların hepsi tek tek yani yavru olarak bizim bahçede olmuşlar. Ya bazısı o yavrulardan bazısı hamile kaldı. Onların biz doğurup tekrar bunları bahçede doğaya alıştırmaya çalıştık. Bu şekilde yani devam ettiler. Şu anda bunların durumu bu şekilde. Bahçede mama koyuyorum, su koyuyorum, ne bileyim veterinere götürüyorum hasta olduklarında. Yani ben keşke olsaydı bunların hasta durumlarında size resmini atsaydım, bakardınız. Çok kötü bir duruma gelmişler. Onların iyileştirdik, ondan sonra hayatına devam ediyorlar bu şekilde. Ama maalesef bazı kişiler buna karşılar. Yani bu şekildeki illaki sen bu hayvanlara bahçede bakıyorsun, bu hayvanlar sana ait, sen bunları eve almak zorundasın diyorlar. Kaç bu tane şekilde, kedi var? Efendim? Kaç kedi var? Şu anda ben 5 kediye bakıyorum. Peki. Nerede bakıyorsunuz peki? Yani beyefendinin rahatsızlığı apart diyor ki burada bebek arabasını zarar verdiğiniz için tartıştığını söyleniyor. Beyefendiyi evet, kedileri beslemenizin nesi diyor, rahatsız yani etti peki? Yani o beyefendi niçin bu kadar öfke kontrolsüzlüğüyle size saldırdı? Ya benim otoparkımda da motosikletimin üstünde her gün kıl ve ayak izleri var. Ne yapayım şimdi? Hayvan bizim de var ya. Evet. Köpek kedilerimiz yani, var da. Hayvan orada rahat ediyorsa orada işte yok hayır. Olacak. Niçin bebek arabasına zarar verildiğini söylüyor onu anlamıyordum ben. Ne oldu anlatsanıza bize. Kediler şimdi bakın, bahçede mi? Ben size bu konuyu açıklayayım. Bu kişi bebek arabasını apartmanın giriş ortak alanında bırakıyor. Zaten apartmanın kapısı açılıp kapanırken kedi hayvan yani şeye de koridora girip çıkabilir bu şekilde. Girdiğinde bazen olabilir kedi biliyorsunuz bir kapalı yeri seviyor, orada uyumak istiyor. O yüzden bunların tüyü, bunun bebek arabasında olduğundan dolayı bu adam rahatsız olmuş ve bana benim malıma zarar veriyor diyor. Ben bunun zarar vermesini ben anlamıyorum yani nasıl malına ama zarar veriyor? Düşürün. Hayır şimdi bu taraftan şimdi bir defa size uyguladığı şiddetin hiç haklı tarafı yok zaten. Ben de kendisini kınıyorum ne olursa olsun bir de bir doktor olarak daha hoşgörülü olması gerekip örnek olması gereken hoş bir şey değil yaşadığınız şey. Ama açıkçası hani bebek arabasının içi kedi tüyüyle doluyorsa bu da bunda tepki bu da gösterme hakkına da sahip bu arada. Bebek arabası niye evin dışında? Bebek bu kadar. Ama evin yukarı çıkarmayıp bazen yukarı çıkarıp indirmek zor olduğu için genellikle apartmanlarda ya merdiven boşluğuna bırakılır. Bizde de öyledir. Ya da binanın daire, için, evet, dairenin yanına bir yerlere bırakılır. Sadece kedi tüyünden rahatsız olduysa bunu usluplu bir şekilde söyleyebilirdi. Hani kedi tüyü geliyor, zarar veriyor. Ya örtü bazı takılır ya başka bir şey. De var yani. Evet, alerjisi benim var mesela kedi tüyüne alerjim. Önlem almadan yapmasa anlamsız. Evet, ben de önlem almadan yapmasaydı. Peki arkadaşlar o zaman kedi bakıyoruz.
Bebek arabası bizim tamam, de bakın. Var doğru ama kapatırsan arabayı. Yukarıda uçarken kuşlar da pisliyor o zaman durup da kuşları mı öldüreceğiz? Ama bebek arabası... Hayır ben haklı bakın, bulmuyorum bir... sadece pardon, diyorum ki... Pardon kusura bakmayın da. Ha. Buyurun. Hanımefendi bakın ben size bir şey söyleyeyim de. Tamam yani onlar hayvan olarak söylediğim gibi koridora girip çıkabiliyorlar. Bizler insan olarak önlem almalıyız. Yani ben bebek arabasını illaki kendi daireme çıkaramıyorum. Burada koridorun apartmanın giriş ortak alanına bırakıyorum. Onun üstün bir şey de kapatabilirim. Yok ben bunu da kapatmarım. Ondan sonra hayvanların giriş çıkışına da şey değilim, karşıyım. Bahçede bakılmasına da karşıyım şu anda yani. Yok, bu şekilde davranıyorum. Ben sizi bakın, anlıyorum ben şimdi, ama şimdi ben size bir şey kedi besleyen, mi? Çok özür dilerim, kedi köpek besleyen insanların da biz mesela evimizin giriş katındaki iki taraftaki balkonumuzda yaşayan insanlar yok. Biz oraya kedi evleri de kurduk. Bütün apartman. Orada besliyoruz ama nasıl besliyoruz biliyor musunuz? Kapların içine koyan kuru mama koyuyoruz. Maalesef bizim de yan tarafımızda o kadar çok kedi köpek beslemek için gelip de yemekleri tencerelerle ortalığa döktükleri için bu da olmuyor. Ben buna da karşıyım. Onlar da hayvan dahi olsa çimlerin içine döküyorsunuz. Hayvan oradan onu yemek için o kadar çaba sarf ediyor ki. Bunun yerine kaplar koyduk oraya biz. Evet, doğru plastik. Olması gereken o zaten. Ha, kapların içine dökün yemeklerinizi ne olursunuz diyorum. Hayır çöp gibi gelip insanlar yerlere döküyor. Ondan sonra fareler de çoğalıyor. Köpekler de istediği şeyi alamıyor. Yemek de bozuluyor. Ortalık da pisleniyor. Yani bu besleme olayını da doğru düzgün yapmak lazım. Hayvan severim deyip evinde çöp atmayan kadın getirip kapısının önüne onu bırakıyor. Adı da hayvan besleme. Neyse, siz şimdi şikayetçi oldunuz değil mi? Efendim? Siz şikayetçi oldunuz mu? Tabii şikayetçi oldum. Tabii şikayetçi oldum. Yani şimdi size bir şey de bu konuyu ekleyeyim de bakın ben şimdi bahçeye üsluplu bir şekilde doğru düzgün bir şekilde kap koyuyorum, su koyuyorum hem de her zaman bu kapları yani değiştiririm ya yıkıyorum bırakıyorum bunlar akrabasıyla beraber yani böyle bir çaba yok siz haklısınız öyle insanlar da var alıp döküyorlar bakın tamam var ben demiyorum yok var tabii ki ama şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Yok yani. Sizin yaptığınızı şimdi takdir ediyorum demek istedim yanlış anlamayın. Tamam ama şimdi bir şey söylüyorum. Şimdi bu şekilde yaptığım şekilde bunlar gelip bunların kaplarını mamalarını kaldırıp ya mesela kedi evi koymuşum onları kaldırıp ne bileyim çöp atmışlar ne atmışlar onu bilmiyorum ama herhalde ortalıkta yok yani size bir şey söyleyeyim mi her gün ben bunlara sürekli kap değiştirmek zorundayım kap koyuyorum bir bakıyorsun kabı alıp götürmüşler kap ya yok işte, bu da mama yok orada işte ya. Bu... Mehdi Bey siz Muhammed Bey değil mi Mehdi Bey Mehdi Bey mi Mehdi Bey siz Azeri misiniz evet evet selam olsun. Azeriler vicdanlı insanlardır. İran Azerisiyim. Evet. İran Azerisiniz. Vicdanlı insanlardır. İnsanlar oldukları gibi hayvanlara da son derece düşkünlerdir. O yüzden beyefendiyi bu haklı mücadelesinde takdir ediyorum. Artık iş en çok korktuğum şey bir şeytana uyup da teşekkür ederim. Bu canlıları zehirlemeye kalkmaları. Evet. Lütfen ve lütfen evet. Bu konuyla ilgili tedbirinizi alıp hukuka başvurarak, şikayetlerinizi yaparak kendinizi de canlılarınızı da koruma altına almanızı öneriyorum. Naçizane fikrim. Teşekkür ediyorum Mehdi Bey. Görüşmek dileğiyle. Geçmişler olsun. Bir de Gökay'cığım az sonra gitmeden şu... Rica ederim. Teşekkür ederim. Bir de şu ayıbı düzeltelim. Bu ayıp insanların ayıbıdır. Sokakların insanı ve hayvanı olmaz. Tabii ki. Sokaklar doğurgan tabii. Özelliğe sahip sokaklar değildir. Sokaklar doğurgan değildir. Çok doğru. Bir hayvan sokaktaysa bunun sebebi mübessili insanlardır. Bu ayıp bize ait bir ayıp. Sahip çıkamıyoruz, bakamıyoruz ne yazık. Aynen öyle. Bak en azından Allah'ın dilsiz kulları noktasında ortak noktaya geldik Allah seninle. Allah benim hayvan sevgimi kimse sorgulayamaz zaten yani.